Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün bebek battaniyesi, bayan yelek veya bayan şal yapımında kullanabileceğiniz bir model hazırladım sizlere. Dediğim gibi modelim çok amaçlı olarak istenilen yerlerde kullanılabilen boyutlu bir model. Bayan örgülerinde kullanmak için Angora Gold iplerle yapmanızı tavsiye ederim. Burası da örgümün arka yüzü. Eğer bebek battaniyesi yapmayı düşünürseniz de bebe ipleriyle yapmanızı tavsiye ederim. Ben modelimi Alize'nin simli şal ipleri var. Bu simli şal ipiyle ördüm. Angora iplerden biraz daha kalın bir yapıya sahip. Angora iplerle daha ince ve daha zarif bir örgü olacaktır. Kullandığınız ipe göre de tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Bu örgüyü ben 3 numara tığ ile ördüm. Angora Gold ile çalışacaksanız 6 numara tığ kullanabilirsiniz. Her modelim için başlangıçta 10 tane trabzana ihtiyacım var. Her modelimin arası 10 trabzandan oluşmakta. Kenarlar ise 5'er trabzandan oluşmakta. Yani toplamda 10 ve katlarını hesapladığınız zaman bir tane 10 ilmeği yarıya bölerek başlangıç ve sonu da yapmış oluyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Öncelikle yeterli uzunlukta zinciri çekerek örgümüze başlıyoruz. 10 ve katlarından oluşan zincirimi çekerek örgüme başladım. En son zincirimin bittiği yerden 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum ve elimle tuttuğum noktaya batarak buraya bir tane İkili trabzan örüyorum. Bir sıra örgümün yapımı için ikili trabzan olarak bu şekilde sıramı örüyorum. Bir sıra ikili trabzan olarak sıramı tamamladım. İkinci sıraya geçtiğim zaman tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Kenar zinciriyle birlikte tekrar 5 tane trabzan yapmaya devam ediyorum. Trabzanlarımı ikili olarak örüyorum. Kenar zinciriyle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımı yaptım. 5 trabzandan sonra bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzana girerek 9 tane trabzan yapmaya devam ediyoruz. Tekrar 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzanı yaptım. Ve bir tane trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Kenar kısmı için aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. Yani modelimi yarım olarak uygulamış oluyorum. İkinci sırada modelimizi uyguladığımız bölümde kenarlarda 5'er tane trabzan, orta kısımlarda ise 9 tane trabzan yapıyoruz. Her 9 trabzanın arasında bir tane boşluk atlayarak sonrasında tekrar 9 tane trabzan yapıyoruz. Modelimizin uygulanılması gereken yerlerde her 9 trabzandan sonra bir tane trabzan atlayarak örgümüze devam ediyoruz. Burada büyük parçada göstereyim. Kenarlar 5'er tane trabzan, diğer ana modelim için arada 9 tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıraya geçerken normaldeki 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve örgümüzü ters çeviriyoruz. Şimdi burada ilk gelecek, bu tarafa gelecek olan ayağımızı yapmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha zincir çekiyorum. Toplamda 9 tane zincirimi çekiyorum. Burada bir tane ilmek atlamıştık. Burası boşluğa, bakın şu şekilde alttan boşluğumdaki alta gelen trabzanın baş tarafından giriyorum. Ve buradan bir tane ilmek alarak zincirimi kapatıyorum. Örgümü ters çevirerek zincirimin içerisine sık iğne doldurarak başlangıç kısmına doğru geri gidiyorum. 2 3
4, 5, 6, 7 ve 8 tane trabzanım sık iğnemi yaparak dolduruyorum. 8 tane sık iğneden sonra aynı şekilde buraya ilk başlangıçta zincirimizi çekmiştik. Kaldığımız yerden batarak trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 tane daha buraya trabzanımızı yaptık. Başlangıçtaki zincirle birlikte 5 tane trabzanımızı yaptık. Ve ilk ayağımızı yapmış olduk. Burada bir alt sırada bir boşluk bırakarak atlamıştık. Burası bizim model uygulayacağımız yer. Başını doluyorum. Buradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Buradan aynı dolgu yapar gibi bir tane ilmek uzatıyorum. Başını doluyorum. Aynı yerden 2. Başını doluyorum. 3. Başını doluyorum. 4. Başını doluyorum. 5. Başını doluyorum. Tam 6 tane ilmek çıkartıyorum. Bu çıkartmış olduğum ilmekleri bir defada topluyorum. Son kalan 2 ilmeğimi de bir defada daha toplayarak dolgumu kapatıyorum. Sonrasında arka tarafta bakın yarısından ayrılan bir bölüm var. Kaldığım yerden trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 tane trabzanımızı yaptık. 4 tane trabzanı yaptıktan sonra diğer ayağımızı yapmak için 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6. Şöyle yan çevirdiğim zaman yapmış olduğum tomurcuğun hemen yan tarafından şu şekilde alt tarafa kadar girerek buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve burada zincirimi kapatıyorum. Tekrar örgümü ters çevirerek zincirimin içerisine sık iğne doldurarak örgümün bitiş kısmına doğru tekrar geri geliyorum. 3 4 5 6 7 8 tane burada sık iğne yapıyorum ve ilk modelimi böylece tamamlamış oluyorum. Kaldığım yere bir tane girerek buraya ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra ikinci modelimi yapmak için tekrar 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Şu şekilde bir tane atladığım trabzanımın ilk burası atladığım yerin alt kısmındaki trabzan. Bunun başlangıç kısmından giriyorum ve buradan bir tane ilmek çekerek zincirimi kapatıyorum. Ve örgümü tekrar ters çeviriyorum. Örgümün başlangıç kısmına yani örmeye devam ettiğim bölümüne doğru sık iğne doldurarak geri çıkıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne dolduruyorum. Örgümü çevirdiğim zaman örgümün ilk ayağını yapmış oluyorum ve böylece son kaldığım battığım yerin hemen yanına batarak tekrar ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane ikili trabzanım yaptığım zaman burası bir tane trabzan atlayarak boşluk verdiğim yer. Hemen başını doluyorum. Bu boşluk verdiğim yerin alt kısmındaki burası bakın boşluk bir tane atladığım trabzan. Bu atladığım trabzanımın tepesine batıyorum ve buraya 6 defada çektiğim dolgumu yapıyorum. 1 başını doladım. 2 başını doladım. 3 başını doladım. 4 başını doladım. 5 başını doladım. 6. Bu dolgularımı da 2 defada kapatarak tamamlıyorum. Tekrar burası en son battığım yer. Kaldığım yerden 4 tane daha ikili trabzan yaparak örgüme devam ediyorum.
ve 4. 4 tane trabzanım yaptıktan sonra tekrar 6 tane zincir çekiyorum. 6. Örgüm yan çeviriyorum. Yapmış olduğum dolgumun hemen yanına, şöyle dip tarafına batıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru olacak şekilde batıyorum ve buradan bir tane ilmek çıkartıp zincirimi kapatıyorum. Örgümü tekrar ters çeviriyorum ve zincirimin içerisine 8 tane sık iğne doldurarak geri çıkıyorum. Ve ikinci modelimi de böylece tamamlamış oluyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi burada ikinci modelimizi bu şekilde tamamladık. Bakın bu şekilde. Her modelimde bu şekilde iki ayak ve ortasında dolgum olmak üzere devam ediyorum. Tekrar oraya bir tane trabzan yapıyorum. Ve bir tane daha buraya, bakın 4 tane trabzanım kaldı. Ayak yapmak için 6 tane zincir çekiyorum. Arada bir tane atladığımız boşluklar bize yol gösteriyor. Bu trabzanın ön tarafından bu şekilde yukarıya doğru batarak bir ilmek çıkartıyorum ve zincirimi kapatıyorum. Örgümü ters çevirerek zincirimin içerisini sık iğne ile dolduruyorum. 8 tane sık iğnemi doldurduktan sonra kaldığım yerden buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kısmı hızlı geçiyorum. Bitene kadar da sırayı görmenizi istiyorum. 4 trabzandan sonra başını doluyorum ve boşluk verip atladığım ilk sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. 6 defada çektiğim dolgumu buraya yaparak tamamlıyorum. Dolgumu da kapatırken 2 defada kapatıyorum. Ve kaldığım yerden 4 tane daha trabzan yaparak devam ediyorum. Tekrar 6 zincir. Dolgumun yan tarafından batarak zincirimi buraya sabitliyorum. Ve örgümü çevirerek içerisini 8 tane sık iğneli dolduruyorum. Sık iğnelerimi tamamladıktan sonra son bir tane buraya bitiş için ikili trabzan yaparak modelimin ilk kurulumunu tamamlamış oluyorum. Bundan sonrasında hemen 3 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanlarımın, bakın burası ilk trabzanın üzerine zincir çektim. Hemen ikinci trabzanıma batarak aynı sayıda üzerine bir sıra trabzan devam ediyorum. Aynı şekilde kenar zincirle birlikte 5 tane trabzanımı yaptım. Burada tomurcuğum yaptığım yere batmıyorum. Sadece trabzanlarımın tepesine batarak devam ediyorum. 2 3 ve 4 tane trabzanımı yaptım. Burası orada da bir tane atlamış, araya boşluk vermiş olduğum. Sadece bu trabzanların üzerine batıyorum. Bakın her trabzanın üzerine bir defa gelecek şekilde batarak bir sıra ikili trabzan oluşturuyorum. Sadece trabzanlarımın üzerine gelecek şekilde her trabzanımın üzerine bir tane tekrar yeni ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Şimdi burada ilk modelimizi tamamladık. İkinci modelimize başlıyoruz. Burası ilk modelimdi. İkinci modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk trabzanımın yerine zincir çektim. İkinci trabzanıma batarak devam ediyorum. 1 2 3 4 tane daha trabzan yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve bu ilk başlangıçtaki ilk ayağımın paraleline üst kısmını tamamlayacak şekilde ikinci ayağımı yapıyorum. Aynı şekilde ilk ayağımı yaptığım
bölümün dibine batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıp zincirimi kapatıyorum. Örgümü ters çevirerek zincirimin içerisine 8 adet sık iğne doldurarak devam ediyorum. Burası baklava görünümünü andıran dörtlü ayaktan oluşmakta. İlk sırada ilk iki ayağımızı oluşturduk. İkinci sırada ise birinci ayağımızı oluşturduk. Sonra bir tane buraya araya ikili trabzan yapıyorum. Ve diğer ayağımı yapmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Buradaki diğer ayağımın hemen dibine bakın şu bittiği yere batıyorum. Ve buradan aldığım ilmekle zincirimi kapatıyorum. Örgümü tekrar ters çeviriyorum. Ve bu zincirin içerisine 8 adet sıkı iğne yapıyorum. Yedi ve sekiz tane. Böylece baklava görünümünü tamamlamış oluyorum. Kaldığımız yerden tekrar trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bir, iki, üç. Bakın tam ortada kalan trabzanımızın üzerine dördüncü trabzanımızı yapıyoruz. Dördüncü trabzanı yaptıktan sonra bu ayakların birleştiği bölüme ikinci tomurcuğumuzu yaparak modelimize devam ediyoruz. Başını doladım. Hemen alt kısmına gelecek şekilde iki sıra altındaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve buradan bir, iki, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi çekerek dolgu yapıyorum. Bu dolgumu 2 defa da kapatıyorum. Ve kaldığım yerden tekrar ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 2, 3, 4 tane ikili trabzanım yaptım. Burası tam örgümün orta bölümünde kalan kısım. 4 tane ikili trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Ve dolgumun hemen yanındaki boşluğa gelecek şekilde batıyorum. Ve zincirimi kapatarak örgümü ters çeviriyorum. Zincirimin içerisine 8 tane sık iğne dolduruyorum. Böylece tekrar açılan ayaklarımın tam ortasında, bakın hep açılan ayakların tam ortasına gelecek şekilde dolgularımızı yerleştiriyoruz. Hemen oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve örgümün diğer bölümü için tekrar 6 zincirle buraya batarak örgüme devam ediyorum. 6 tane zincirimi çektim. Tekrar paralelini aynı ayağı oluşturmak için hemen dibine boşluğuna batıyorum ve zincirimi kapatıyorum. Örgümü ters çevirerek zincirimin içerisine 8 tane sık iğne doldurarak devam ediyorum. Tekrar örgümü ön yüzünü çeviriyorum ve son battığım yer burası, bakın. Kaldığım yerden 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 3 4. Dördüncü yaptığım trabzanımın, burası son trabzanım, bir alt sırasındaki trabzanımın başlangıç bölümüne batıyorum. Yani tam bu ayakların birleştiği bölüme batıyorum ve buradan 6 defa da çektiğim dolgumu oluşturuyorum. Ve bu dolgumu 2 defa da kapatarak fıstığımı tamamlıyorum. Tekrar kaldığım yerden 4 tane ikili trabzan yapıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Ve fıstığımın hemen dibine bu şekilde alt tarafa doğru batarak bir ilmek alıyorum. Zincirimi kapatarak örgümü çeviriyorum ve içerisine 8 tane sık iğne dolduruyorum. 8 tane sık iğnemi doldurdum. Araya bir tane ikili trabzan yapıyorum ve tekrar 6 zincir çekerek bu defa diğer ayağımın olduğu yere dibine batıyorum ve buradan aldığım ilmekle zincirimi kapatıyorum. Örgümü ters çeviriyorum ve zincirimin içerisine 8 tane sık iğne dolduruyorum. Örgümü çeviriyorum ve kaldığım yerden ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 tane. Böylece modelimizi tamamlamış oluyoruz. Sonrasında tekrar hemen 3 zincir çekiyorum ve her trabzanımın üzerine bir defa batacak şekilde bir sıra ikili trabzanlarımı oluşturuyorum. Her trabzanımın tepesine bir defa batarak bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip örgümü ters çeviriyorum. Şimdi ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha zincir çekiyorum. Toplamda 9 tane zincir çekmiş oluyorum. Şimdi ilk baştaki işlemleri tekrarlıyoruz. Bu ayağımın hemen bittiği yere batıyorum ve aldığım ilmekle zincirimi kapatıyorum. Örgümü ters çeviriyorum ve bu zincirim içerisine 8 tane sık iğne dolduruyorum. Tekrar örgümü çeviriyorum ve kaldığım yerden ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Başını doluyorum. Tam bu ortada kalan trabzanımın dibine batıyorum. Yani bu tam ayakların birleştiği bölümü. Buraya batıyorum ve buradan aldığım 6 defadaki ilmeğimle dolgumu yapıyorum. Ve bu dolguyu 2 defa da kapatıyorum. Kaldığım yerden tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 tane. Şu anda örgümün bakın tam orta bölümündeyim. Bu 4 tane trabzanı yaptıktan sonra 6 tane zincir çekiyorum ve fıstığımın hemen yanındaki boşluktan girerek aldığım ilmekle zincirimi kapatıyorum. Tekrar örgümü ters çevirerek içerisine 8 tane sık iğne dolduruyorum. Araya bir tane ikili trabzan yapıyorum ve tekrar 6 zincir yaparak ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamış oluyorum. Buradaki ayağın paralelini yapacağımız için hemen dibine batıyorum ve zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde tekrar geri dönerek içerisini dolduruyorum ve bebek örgülerini kullanmak isteyenler için de orta kanatlı ipimle modelimi çıkartmış oluyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.